Merhaba sevgili izleyiciler, 25-31 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu haftaya yeni ayla başlıyoruz. 25 Ağustos'ta 2 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Genel olarak Başak yeni ayları iş, çalışma, hizmet, üretim, eğitim, beslenme, sağlıkla ilgili konulara dikkat çeker. Bu yeni ayın enerjileriyle beraber günlük hayatımızda bu konular biraz daha yoğunlaşabilir. Özellikle toprak grubu burçlar, boğa, başak ve oğlak burçları için destekleyici bir yeni ay. Balık burçları için de özellikle işbirlikleri ile ilgili konularda önemli açılımlar yaratabilir. Ancak yeni ay Neptün'le karşıt açıda olacak. Yeni ay günü Neptün'le karşıt açıya geçecek ve hafta içerisinde 29 Ağustos'ta Güneş Neptün'le karşıt açı yapacak. Bu nedenle bu yeni ayda şartlar olgunlaşana kadar biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sabırsız davranmamamız gerekiyor. Olaylara hayalci yaklaşmamamız gerekiyor. Gerçekçi yaklaşmamız ve mantıklı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Neptün açısı bazı yanılgılar ve kayıplar karşımıza çıkarabilir. Bunun yanı sıra özellikle havanın yağışlı olması, sulardan, sıvılardan gelebilecek bazı sorunlara da işaret edebilir. Beslenmemiz ve diyetimizle ilgili, sağlığımızla ilgili konularda da dikkatli olmamız gereken bir dönemde olacağız. Evet, bu haftanın önemli bir pozisyonu Akrep Burcu'nda birleşen Mars ve Satürn. Mars ve Satürn Akrep Burcu'nun 17 derecesinde 25 Ağustos'ta kavuşacak ve hafta boyunca bunun etkileri gündemde olacak. İki malefik gezegen, sert enerjili gezegen Akrep Burcu'nda kavuşumu güçlü dönüşümler, değişimler yaratabilir. Tutkular, hırslar yaratabilir. Çok kararlı davranabiliriz. Akrep Burcu için olaylara ya siyahtır ya beyazdır, arası değerler pek yoktur. Bu nedenle ilişkilerimize çok kararlı davranabiliriz. Venüs'le, Aslan Burcu'ndaki Venüs'le Mars'ın ve Satürn'ün sert açısı maddi veya manevi konularda bazı engellerle, kısıtlamalarla da karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Riskler söz konusu olabilir. Özellikle yatırımlarda, spekülatif konularda dikkatli olmalıyız, risk almamalıyız. İlişkilerimizde aşk, flörtler ve cinsellikle ilgili konularda da daha temkinli olmamız gereken bir haftada olacağız sevgili izleyiciler. Toplumsal konularda kitleleri etkileyebilecek şiddet olayları artabilir böyle bir dönemde. Bu nedenle özellikle kalabalık ortamlarda, güvenli olmayan ortamlarda da bu hafta bulunmamaya çalışalım. Çok zorunluysak da dikkatli olalım. Evet sevgili izleyiciler, haftanın etkilerini lütfen burcunuza ve yükselen burcunuza göre de mutlaka izleyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.